Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Emine. Videoma başlamadan önce yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirim ziline basmayı unutmayın lütfen. Şimdi hemen içeriğimize geçelim. Öncelikle borazan sesim için herkesten çok özür diliyorum. Çünkü bayağı hastaydım, bu iyileşmiş halim. Ondan dolayı kusuruma bakmayın. Çok fazla konuşmadan videoyu çekmeye çalışacağım. Bugün sizlerle duşakabinin silikonlarını temizleyeceğim. Ve şu su sızdırmaz bantlar var ya, hani su sızdırmıyormuş ki ya. Ha, yalan onlar. Daha taktığım günden beri su sızdırıyor. Onları değiştireceğim. Aylar önce, bu boyamaları yapmadan önce duşakabini boya almıştım. İlk onu boyayacaktım. Bir türlü fırsat bulup da boyayamadım. Yani yaz aylarında banyoyu boş bulmak imkansız. Ondan dolayı da hava serinken dedim ki fırsat bu fırsat Emine. Duşakabinin alt tarafları, o soyulan kısımları almış olduğum boyalarla boyayacağım. İlk önce şurada 8 yıllık silikonlarımı temizleme vakti geldi. Yani su sızdırdığı için temizleyeceğim. Normalde çünkü su sızdırdığı için ne yapıyor? Kararma yapıyor. Bayağı da eski oldukları için dedim ki onları yenileyim ve o yüzden onları yapacağız. Bir göstereyim. Ondan sonra da hemen temizlemeye başlayayım. Uzun da olabilir. Vallahi bilmiyorum. Nasıl yapacağım onu da bilmiyorum. Yani kendi şeyime göre ayarlayacağım onların hepsini. Hemen başlayalım. Şöyle gördüğünüz gibi bakın. Şuralar su sızdırdığı için temizlesem de sürekli su akıtıyor. Ondan dolayı bu durumdalar. Yani bu su sızdırmaz bantların haline bakın. Nasıl su sızdırıyor. Yani yapışmıyor. Yani duşakabin için alıyorsanız bu su sızdırmaz bant diye geçiyor. Ama imkanı yok. Buralara ben şöyle gördüğünüz gibi bant yapmıştım. Oralar bayağı böyle boyaları gittiği için onları da temizleyeceğim. Silikonlar bakın. Su akıttığı için akıtan yerler nasıl kararıyor. Şuraların hepsini temizleyeceğiz. Zaten buraya geldiğimiz zaman bu silikonları sağ olsun gelişi güzel çektikleri için bakın o derzlerde oralarda da kararma var. Şimdi onların hepsini hızlandırılmış bir şekilde temizleyeceğim sizlerle beraber. Silikonları temizlemek için şöyle bir spatula ve şunu almıştım ama bunlar pek fazla işe yaramıyor. Zaten bayağı kalınlar ve bayağı da aralanmış durumdalar. Bununla halledebilirim. Bunu soranlar olduğu için böyle gösteriyorum. Vallahi şu an banyonun her tarafı leş gibi zaten. Yani yapacağım derken hastalıktır bilmem nedir bunların hepsi kaldı. Başka şeylerle ilgilenmekten dediğim gibi hepsi kalmış durumda. Hemen bakalım başlayalım. Banyoda karanlık olduğu için ışık arada böyle yansıma da yapıyor. Yani göstereceğim bir şekilde sizlere. Yaptıklarımı söyleyeceğim sizlere. Altlardan şöyle kaldırıyorum biraz. Zaten hemen kalkıyorlar. Su girdiği için nasıl kara karalar. Şuradan köşeden kaldırmaya çalışıyorum da. Leş leş. Bunlar koku da yapıyor. Duvarlarda muvarlarda hiçbir yerde silikon kalmayacak şekilde ben bunları temizleyeceğim. Hatta duvarlara zımpara da yapacağım. Hani şu kısımlara. Sağ olsunlar nasıl silikon çekmeyse bu. Bakın böyle böyle çıkartıyorum onları. Şuraları gördüğünüz gibi temizledim. Şu taşlardakileri zımparayla aldıracağım. Bir de nemli bezle şu çıkan kirlilik var ya. Onları temizleyeceğim. Sonra şu tarafa geleceğiz. Şu diğer tarafı. Oraları temizleyeceğim. Hastayken de gerçekten çok zor oluyormuş böyle şeyler. Şu an daha iyi anladım. Bakalım yapalım şimdi. Gördüğünüz gibi buraları güzelce zımparayla yapabildiğim yerleri. Şu kararmış derzlere mesela buraları bayağı hızlandırarak yaptım. Yani şöyle şöyle yaptım. Şuradaki karalıkları bu zımparayla ve şunun ucuyla şu şekilde yaparak aldım. Hani ıslatmayayım diye. Aslında şey de yapabilirim. Kulak çubuğuyla acelen şuralara sürüp o şekilde de beyazlatabilirim. Hani durulayamam diye, silikonu tutmaz diye o yüzden yapmıyorum. Ancak böyle zımparayla aldırmaya çalıştım. Şuraları bir toparlayayım. Hemen dış tarafı yapalım. Silikonları şöyle topladım. Banyonun içi kuru olduğu için o kalanları süpüreceğim. Çünkü gideri o kalan silikonlar tıkar. Şimdi şu meşhur bantımızı bir çıkartalım. Altından ne çıkacak hiç bilmiyorum. Zaten hemen kalkmış bu. Anam felaket. Ne gördüğünüz gibi hiçbir şey tutmuyor zaten.
böyle mahvolmuş durumda. Bütün suları akıtmış durumda. Böyle bir bant. Şu bantları şimdi buradan temizleyeceğiz. Şunları çıkartacağız. Ay ay, çok zor bu işler. Bakın şurası ne durumda? Süper ötesi. Şuralara bakayım. Yıkamaya kalksam yıkayamam. Şöyle. Şunları bakayım, silmeye çalışayım. Hatta şununla da yapabilirim. Evet, bununla da yapabilirim. Şimdi hızlıca bunu da temizleyeyim ben. Çünkü bantlar her tarafa yapışmış. Şu lastikleri buradan çıkartıyorum. Boyu yapacağım için. Her taraf battı. Bunu zımparaladıktan sonra, şuraları temizledikten sonra, içini temizledikten sonra ilk önce iç tarafa silikon çekeceğim. Şu kısmı boyayacağım. Burası kuruduktan sonra bu dış kısma silikonu çekeceğim. İç tarafları boyayabildiğim yerleri boyayacağım. Vallahi yapacak şu an hiçbir şeyim yok. Çünkü 4 tane mika görünümlü cam olsa da çok ağırlar. Yani kırarım, ederim, bir şey yaparım. Boşu boşuna masraf çıkartırım kendime. Devam edeyim ben. Şuraları zımpara yapayım çünkü yapış yapış hala. Vallahi kaç saattir temizliyorum ben bu kabini hiç bilmiyorum. İyice tıkandım şu anda. Ama sonunda hani bu kadar uğraşmaya değecek mi? Bakalım sonucunu görünce deyip değmediğine siz karar verin. Çünkü ben dediğim gibi yani bayağı zamandır bunu yapmayı planlıyordum. Uzun sürecek diye hiç başlayamadım. Bakalım ya. Güzel olacak, güzel. Değecek yani. Şu fazlalıkları aldırıyorum. Yani bunu yapmanız gerekiyor. Yoksa boya şey yapmaz. Küfürlü küfürlü olur. Böyle zımpara edince şuradaki yapışkanlık gidiyor. Bakın hiçbir tarafı yıkamadım. Yani yıkarsam aralarına girer. Yani bir gün boyunca aralardakilerin kurumasını beklerim. Sonra silikon çekeriz. Yine bir gün boyunca beklerim. Yani 3 gün boyunca banyoyu kullanılmamasının imkanı yok. Hani hava serin desem de gene yaz ayı. Zımparayı bitirdim. Şimdi içini dışını her tarafını süpüreceğim. Tozlarını iyice aldıracağım ki silikonun altında pislik kalmasın diye. Böyle süpüreyim ben şimdi. Silikonu şöyle göstereyim. Bunu buradan aldım ben. Ay kaç paraydı hiç hatırlamıyorum. Alman markasıydı galiba. Şeyini okuyayım size. Duşakabin silikonlu şeffaf. Şöyle bir markası var. Würt diye sanırım. Duşakabin silikonu, duşakabin üretimi montajı için özel olarak üretilmiş. Solvent içermeyen, kararmaya karşı dayanıklı, mükemmel yapışma sağlayan üstün nitelikte sızdırmazlık ve dolgu malzemesidir. Hızlı kürleşme özelliğine sahiptir ve üzerinde çalışma yapılan yüzeye çok iyi tutunma sağlar. Sıcak ve rutubetli ortamlarda uzun süre dayanma özelliğine sahiptir. Çatlamaya, eskimeye ve mevcut ev tipi temizleyicilere karşı dayanıklı ve rengi bozulmaz diye söylediler. Bana da öyle söylemişlerdi. Sararma, işte bu kararma, işte küflenme bilmem ne kolay kolay olmuyor diye. Sadece işte arada boşluk kalmayacak. Ona dikkat edeceğiz. Şimdi ucunu açalım. Ucunu şimdi buraya da sıkacağımız için çok fazla ince açmayacak şekilde şöyle yan yapıyoruz. Böyle bunu yaptık. Gördüğünüz gibi daha kolay sürülmesi için. Bunu yapalım. Oralar kurusun. Aralardakileri de pek fazla temizleyemedik. İnşallah iyice tutunur. Çünkü nasıl bir silikon çekilmedir bu? Vallahi billahi çözemedim ya. Ay lütfen şu duşakabini yapanlar Allah rızası için ne olur düzgün çekin şu silikonları. Kalın çekince bir şey olmuyor ki, gene sızdırıyor. İnce çekin bari, düzgün olsun. İsyan ediyorum buradan. Gerçekten isyana bağladım. Bulaşık deterjanı alacağım. Hani ele yapışmasın, daha iyi böyle üstten sürülsün. Çünkü bunun 5 dakika içinde düzeltilmesi gerekiyormuş. Çabuk kuruduğu için. Yapacağız bakalım. Şöyle aşağıya bunu verdik. Şöyle gördüğünüz gibi bulaşık deterjanını aldım. Daha önceki silikon çekmelerimde zaten göstermiştim. Daha düzgün ve güzel bir şekilde düzeltebilmek için onu muhakkak yapın. Şuradan ilk önce şu tarafa vereceğim. Sonra bu tarafa vereceğim. Yapacak başka bir şey yok. Öyle yapalım. Bez de aldım yanıma. Şunu şuradan şimdi başlıyoruz. Hadi bakalım. Dolu dolu koyuyorum.
arada boşluk kalmasın. Şimdi şöyle ellerime deterjan ve düzeltiyoruz. İki saattir temizliyoruz. 2 dakikada çektik. Şimdi bu tarafa da yapalım. Buralara çektik. Bitti. Şimdi dış tarafları boyayayım. Benim burnum tıkalı diye mi silikonun kokusunu alamıyorum, yoksa silikon kokusu az mı? Bazı silikonlar hani böyle çok kokar ya. Bunda anam öyle bir koku alamadım. Şimdi şuraları... Daha önce ben bununla tost makinesini boyamıştım. Hatta ben bu şaka benim için 2 tane boya almıştım. Yani bu sprey boyayla sonradan dedim ki çok zorlanırım, boyayamam. Metal boyası, pürüzsüz gümüş diye. Ama spreyle yaptığım zaman her taraf şey olacak. Sonradan dedim ki bu aynı tost makinesini boyadığım zaman ne kadar güzel bir parlak gri olduğunu, titanyum metalik olduğu için tam böyle duşakabinin renginde gayet de iyi olacak. O yüzden şundan boyayacağız. Bunu daha önce paylaşmıştım. Valla bunun kodu modu var mı? Şöyle 2002-502 gümüş silver boya. Şöyle Rich markası. Şöyle gördüğünüz gibi. Bununla yapmayacağız. Fırça bakayım şuraya. Tam denk geliyor bu. Şununla yapalım. Bir şeyle karıştırmıyoruz bunu. Sadece bunu. Bu da çabuk kuruyor. Gerekirse 2 kat yapacağız. Tost makinem hala pırıl pırıl. Hiçbir şey olmadı. Isıdan da bir şey olmadı. Temizlerken de hiçbir şey olmadı. O yüzden bunu yapacağım. Bu da zaten dolu. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi az az koyacağım çünkü çabuk donmasın diye. Şöyle bir kap aldım. Gereken yerleri sulu boya fırçasıyla yapacağım. Elime de bir ıslak mendil boyayı çabucak çıkartmak için. Şöyle gördüğünüz gibi aldım onu da. Şuradan başlayacağız. Az bir şey batıracağız. Şöyle. Bakalım nasıl olacak ya. Ay Allah. Boyamadık yer bırakmadım. Başlayalım bakalım. Hızlıca boyayalım. Şöyle fazlalığı aldırıyorum. Şöyle sulu boya fırçasında şuraları yapacağım. Cam boyanıyor çünkü. Birinci katı hızlıca bir süreyim ben. İkinci katta biraz özenli oluruz. Şu taşanları biraz kuruduktan sonra temizleyeceğim. İç kısımları da sulu boya fırçasıyla bir boyayayım. Şimdi şu taraftaki kurusun, şurası kurusun. Oraları sonra süreceğim. Camları çıkartmadan çok zor oluyor. Yani camları çıkartıp yapabiliyorsanız daha basit. Şurası bir kurusun. Şu dış taraf. İkinci katı yapacağım. Sonra bakacağım gerekirse. Üçüncü katı yapacağım. Hatta ben duşakabinin her tarafını mı boyasam diye düşündüm şu an. Bakalım böyle bir bekleyeyim ben. Hızlıca şimdi ikinci katı yapıyorum. Birinci katta da oldu da daha böyle pürüzsüz olsun diye. Çünkü ilkini böyle acele acele sürdüm. Ama gayet güzel oldu. Bunu yapalım. Sonra şu kısma hemen hızlıca silikon çekeceğiz. Sanıyorum boya bitti. Valla bakıyorum boyanmadık yer var mı diye. Her yeri boyadım. Bir silikon kaldı. Şu bir kurusun güzelce. Ben şuraları bir adam akıllı bu boyaların buraları temizleyeyim. Sonra da silikonu çekelim ve bitsin. Boya iyice kurudu. Silikonunu çekelim. Sonra yaptığım yerleri size göstereyim. Bu kısımlara çok vermeye gerek yok. Şimdi ucunu da şeye göre ayarladık. Tamamdır. Bitti. Şimdi göstereyim size. Öncelerini yanına koyacağım. Bunlar gördüğünüz gibi sonraları. Küvetin içi de baktı. Ama yapacak bir şey yok. Durulayamam şu an. Bakın. Buraları silikon çektim.
O yeşil yeşil gördüğünüz şeyler deterjanlar. Gördüğünüz gibi her tarafına çektik. Şöyle boya yaptık. Silikonlar hala yeni. Şöyle yakından göstereyim size. İç tarafları da boyadım. Şu iç kısımları da boyadım. Bakın şuraları da boyadım. Şu kısımları da boyadım. Gördüğünüz gibi. Dış silikonlar varla yok arası bir şey. Öyle çektim. Valla gördüğünüz gibi silikonları ve o metal kısmı yenilemiş oldum. Sonucu böyle. Ben iyice tıkandım bu arada. Valla yaklaşık olarak 5 saattir sanıyorum uğraşıyorum. Bir ara bırakmayı düşündüm. Çünkü iyice böyle fenalaştım. Şunları tekrar bir göstereyim. Çünkü hani gösterdiğim zaman da görmedik diyorsunuz. Boya bu. Rich marka. Titanium metalik 2002 502 gümüş silver. Bunu Trendyol'dan aldım. Bunun al buradan aldım. Bu da şöyle bir marka. Duş akabin silikonu şeffaf diyor. Valla bakalım küflenme ve işte sararma vesaire olmuyormuş. Kullandıkça deneyeceğim. Bunun ucuna da bir çivi takacağım. Kurumasın diye. Çünkü yarısını kullanmışım. Yarısı hala var. Yani o kadar yerlere silikon çektim ama çok fazla sürmüyorsunuz ya. O yüzden çok fazla gitmiyor. Zamanla şuraları da yapacağım. Baksanıza o kadar çirkin duruyor ki. Yani o kadar kalın çekilmiş ki anlatamam. Benim çektiğim nasıl? İncecik. Yani silikon dediğin öyle çekilir. İnce. Gözü şey yapmayacak, yormayacak. İsteyenler için inşallah faydalı olmuştur. Silikonları öyle temizliyorsunuz ama bayağı uğraşıyorsunuz. Haberiniz olsun. Bugünlük sanıyorum benden bu kadar. Yeni gelenler kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.